Değerli takipçilerimiz, hayırlı bayramlar. Bayramın dördüncü günü Pazar Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Pazar Belediye Başkanı, sivil toplum örgütleri ve yine eski kulüp başkanları, belediye başkan adayları İstanbul'dan, Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerine bir kahvaltı verdi. Evet, gördüğünüz gibi evet, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve çeşitli yerlerden misafir olarak geldiler. Bayramlaşmalar yapıldı. Şu anda evet, bir kahvaltı gerçekleştiriyorlar. Bildiğiniz gibi Pazar Spor'umuzun ligiye başlamasına az kaldı. Pazar Spor'umuzda önce Arhavi kampını tamamladı. Daha sonra Çayil'de kampı tamamladı. Ondan sonra da dün itibarıyla Erzurum'a hareket etti. Şu anda takım Erzurum'da. Erzurum'da kampta ve Erzurum'da 4 özel maç yapacak. 4 özel maçtan sonra tabii ki ligler başlıyor. Ve ilk maçımız deplasmanda, iyi başlayalım diyoruz. Hepimize hayırlı bayramlar. Biraz da endişemiz oluyor, olmuyor değil. Şimdi şunu söyleyeyim, yani bir tenkit anlamında kimse anlamasın ama şimdi pazara geldiğimiz zaman balık yemek için Ardeşen'e, yemek yemek için Çayil'ine gidiyoruz. O zaman pazarımızın tek yerine bir Pazar Spor'umuz var. Yani bugün Türkiye'nin hangi vilayetine gittiğimiz zaman bu kadar kolay tanıtılan, bedava tanıtılan bir reklamı olmaz Pazar Spor'u. O nedenle bu Pazar Spor'umuza herkesin sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Bu sene profesyonel ligleri ve takımları herkes takip ediyor. Koskoca büyük kulüplerin borçları var, sıkıntıları var. Bizim de kendimize göre bir sıkıntımız var ama bu sıkıntılara rağmen Pazar Spor yaşayacaktır. Gene liglerde 30 yıldan beri profesyonelce, centilmence mücadele eden bir takımımız var. Hiçbir şaibeye karışmamış ve bugüne kadar gelmiş. Yönemize de büyük katkıları olan, belki görünmeyen katkıları vardır. Yani bunu kabul edelim. Bugün bakıyoruz mesela Ardeşen'de 1. Lig'de oynayan, Süper Lig'de oynayan bir bayan handbol takımı maddi güçlüklerden dolayı liglere giremedi. Birçok takım, bizim olduğumuz takımları takip ediyorum, maddi güçlükler yönünden liglere giremiyor. Büyük kulüpleri gönderiyor. Türkiye'de futbol artık bir ticari meta haline geldi. Bu da ayrı bir tartışılır. Bu kadar yabancılar, oyunculara. Ben hiç unutmam. Biz Rize Spor Başkanı Kemal Yardımcı'yla bu şey konusunda bir yer gitmiştik. Bizim şeyin başkanımız çok heyecanlıydı, eski başkanımız anlatıyordu işte şöyle böyle. Kemal Bey dedi ki, ya dedi, sizin bu talebiniz ne kadardır dedi. Yani ne istiyorsun, ne kadar bu talebiniz? Bizlere hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Bizler de gurbette, Bahattin Başkanımızın dediği gibi, bizdeki hemşericilik aşkı takmayalım ama sizden fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizde bir özlem var. Onu takmayın, onu tartışmayın. Öyle derseniz... Takmayalım. Biz pazara değer kazandırmaya, gurbette bütünleşmeye, gelenek ve göreneklerimizle yaşamaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Pazarımıza sahip çıkmak, pazarın ortak paydasında buluşmak siyaset üstü bir olaydır. Hangi siyasetten olursak olalım, pazarın değeri siyasetin çok çok üstündedir. Elbette herkesin bir siyasi fikri, dünya görüşü, dünyaya bakış şekli olacaktır ama bakış açısı olacaktır ama pazar paydası olunca her şey bunun üstünde olur diye düşünüyoruz biz gurbetçi pazar olarak. Pazar sporumuz pazarın ortak değeridir. Herkesin, başkanım da anlattı, çoğu vilayetlere nasip olmayan 25-30 yıllık profesyonellikle. Bayramını kutluyorum. Ben tabii eski pazar sporlu futbolcuyum aynı zamanda. Mustafa'yla ve burada top oynadı. Mustafa Biber, Doğan İli gibi arkadaşlar var. Aynı dönemde top oynadık. Pazar değil, doğal olarak.
Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bir öz eleştiri vereyim, öyle başlayayım. Yani Pazarspor'da top oynadım, pazarlıyım ama Pazarspor'la gerekli yakınlaşmayı ve gerekli yoğunluğu yaşayamadım maalesef. Bunun bir eksikliğini hissettiğimi söylemek isterim. Sadece bazı maçlarına katılabildim. Üst lige çıkma maçında tabii Malatya'da bayağı bir ayağımız umurlu geldi. O ayrı bir olay. Ama onun ötesinde çok fazla yakından ilgilenemedim. Ama bunu önümüzdeki dönem, bu dönemden itibaren başlayarak bu eksikliğimi gidereceğimi sözünü veririm. Yani her düzeyde. Çok zengin bir insan değilim. Hatta zengin de değilim ama ilişkiler itibariyle zenginliğimiz var sağ olsunlar. Yani tanıdık çevreler, insanlar çok. O ilgiyi buraya taşımaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Bundan kastım şu. Futbol sadece futbol değildir derler ya. Gerçekten mesele sadece futbol değil. Pazarın kendisini, kimliğini, kültürünü, kişiliğini geliştirmesi oldukça önemli ve bu noktada da Pazarspor özellikle gençler tarafından sahiplenmesinin sağlanması gerekiyor. Yani yapmamız gereken en önemli şey gençlerin Pazarspor'a sahip çıkması ve Pazarspor'a pazar halkının sahip çıkmasını sağlamak gerekiyor. O yüzden sadece bir Pazarspor takımını tanıtmak değil, pazarın kişiliği ve kültürü üzerinden bir Pazarspor var edebilmek. Yani pazarın, pazarların ayrılmaz bir parçası haline getirebilme meselesi Pazarspor'un. O yüzden Pazarspor'a dönük ilgiyi sağlamak açısından bazı şeyler düşünmek lazım. Ben de buraya gelmeden önce düşünmeye başladım. Örneğin Hürriyet gazetesinde Kenan Başaran diye bir spor yazarı var. Onların bir spor camiası var. Hürriyet de biliyorsunuz en önemli medya kuruluşundan biri ve spor yazarlar önemli. Onunla bir sohbet esnasında bir fikir paylaştım. Bir futbol festivali yapalım. Yani iki günlüğüne pazarda bir futbol festivali yapalım. Pazarspor'un dahil olduğu bir futbol festivali yapalım. Pazarspor'un bir maçının da olduğu bir dönemde yapalım. Böyle köşe yazarlarını, futbol yazarlarını getirelim, futbolcuları getirelim. Pazarda bir festival havası yaratalım. Gençlerin, başka insanların sahiplenmesini yaratalım. İnsanların biraz pazara bakmasını, pazarı görmesini, pazarı tanımasını ve buna paralel Pazarspor'u da tanımasını sağlayalım diye düşünüyorum. Aslında öz kaynaklarımızla büyümenin daha iyi bir düşünce olduğu fikrindeyim. Yani zaten her şey pahalı. Sporcu almak, futbolcu bulmak, işte santrofor bulamıyoruz diyor başkan. Çok pahalı diyor. Her şey para değil. Esasen bizim öz kaynaklarımıza, pazarlı gençlere yönelen bir anlayışa da sahip olursak ve yöredeki gençleri kucaklayan, kapsayan bir anlayışa sahip olabilirsek çok büyük yetenekler çıkartabileceğimizi de düşünüyorum. Neyse çok uzatmayayım. Ben bundan sonra Pazarspor için fazlasıyla varım. Elimden gelen her şeyi, her çabayı eski bir Pazarspor futbolcu olarak yaşama geçirmeye çalışacağım. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bizim bütün amacımız pazardır, Pazarspor'dur. Gerisi teferruattır. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, beni hepiniz az çok tanıyorsunuz. 24 yıl önce Pazarspor'da yöneticiliğe başladım. 14 yıl yöneticilik yaptım, 8 yılda başkan yöneticiliği yaptım. Pek çok şey öğrendim burada. Pek çok mutluluklar yaşadık, üzüntüler yaşadık. Ama biz düne takılmadan bugüne ve yarına bakmamız lazım. Ekrem Bey, Turan abim muhalefet dedi. Muhalefet çok güzel bir şeydir. Tek seslilikten her zaman çok seslilik iyi olur. Biz çok sesliyle... Muhalefet tüketmezsem o zaman bana yakışmaz değil mi? Çok sesli olmamızda her zaman fayda var. Çünkü tek ses olduğu zaman o müzik size milli gibi gelir. Kendi kendinizi kandırırsınız. Her şey güzel olur. Ama çok sesli olduğu zaman karşıdaki diğer fikirleri de dinlerseniz saygı ölçüsünde yapılan eleştirilere hepimiz sevinmemiz lazım. Öyle bir arkadaşlarımız olduğu için de mutlu olmamız lazım. Biz Pazarspor'un kıymetini pazardaki insanlar maalesef bilmiyoruz. Çünkü bir çocuğun doğduğu zaman eline oyuncağı verdiğin zaman, onunla büyüdüğü zaman onun kıymetini bilmez. Onu ancak kaybettiği zaman anlar. İnşallah biz pazar halkı olarak Pazarspor'u alt liglerde, amatör liglerde görmeyiz, bazı liglerde görmeyiz. O zaman anlayacağız neler kaybettiğimizi. Pazarda bir hava radar vardı, gitti. Pazarda psikobarlık birlik vardı, gitti. Pazar kör olmaya başladı. Burada başkanımdan da bir şey rica ediyorum.
Ankara Sivil Toplum Örgütlerinden gelen başkan arkadaşımız da var. Cumhuriyet tarihinde Rize'de pazara gelebilecek en büyük yatırım pazarda. Havaalanı. Biz pazar halkı olarak bunun nasıl pazar sporunun kıymetini bilmiyorsak bu havaalanında kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Biz bir şekilde bir başkanımın önderliğinde İstanbul'daki, Ankara'daki sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek bir ekip kurup pazar bundan nasıl faydalanabilir? Pazar bundan ne gibi yatırımlar yapılabilir? Bir çalışma yapıp pazara buradan bir nema kazandırmamız lazım. Bu gelecek yatırımlar dolaylı olarak pazar sporu. Biz mesela şurada bir havaalanında büyük bir müteahhit var. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir kuruş pazar spor faydalanamadı. Ama Rize'de, Trabzon'da yapılan her yatırımda, Alanya'da biliyorum, Cengiz İnşaat orada yol yaparken Alanya Spor'u ihya etti. Biz küme düştük ya. Rize Spor küme düştü. Alanya Spor'a yaptığı yardımlardan dolayı Alanya çıktı, Rize küme düştü. Biz bunları yapalım, faydalanalım. Ama burada ekip olalım. Pazarın menfaati için sağı solu yok. Burada herkes pazar için çalışacak. Eğer pazar bir marka değeri olursa hepimize faydası var. Birbirimizi aşağı çekerek eşit seviyeye gelmeyelim. Birbirimizi yükselterek hepimiz seviyesini yükselterek teşekkür ediyoruz. Evet, Ekrem Başkan, Osman Başkan, pazar, belediye spor diye büyük bir spor kurduk. Alt yaptık. Gençler için. Hani burada bir kongrede ifade edildi yani pazar bolları gibi ifadeler kullanıldı. Dedi birleştirdim, sıkıntı yok ifadesini kullandım. Ben size talep ediyorum birleşmeyi, anlatabildim mi? Geçen sana söylemiştim, bunu dile götürdüm yönetim olarak biliyorum yani. Şimdi üzgünlük beraberlik içerisi olmasını... Pazar sporumu istiyor, belediye sporumu verecek. Pazar belediye sporu. Hangi pazar sporu mu istiyorsun, belediye sporu mu vereceksin? Hangi pazar sporu mu yapıyorsun? Ben de bilmiyorum. Aslında komple pazar sporu vereyim, ben razıyım. Öyle herhalde, öyle, ben öyle anladım. Tamam. Abi ya biri birleştiriyorum dedi, pazar sporu. Ha, o abi ne? Konuşacağız yok. Abi da söylüyorum, öyle konuşacağım. Burak konuştu, o konuştuk da kalır. O yönetim kurulu işi, bu aile. Yarın o bir gün, yarın o gün bir şey söylendirme, çıkarız konuşuruz yani. Burada biz dertleşmek amacıyla verelim. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik aslında Ankara'dan. Şimdi biz de Ankara'dan pazar spora bakış açımız sizlerden daha farklı. Nasıl farklı? Biz daha çok pazar özlemini çektiğimiz için daha çok özlemle bakıyoruz. Daha güzel yerlere gelmesi için bizim epeydir bir çalışmalarımız oldu, bilmiyorum sizdeki yere basına yansıyor mu? Manevi değerini artırmak adına Ankara'daki pazar spor temsilcileriyle birlikte epey bir çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda bir de bizim pazar sporu Ankara'daki iş yerimiz olan Filika Pastanesi'ni şube olarak görmenizi istiyoruz. Her yöneticinin her pazarın Ankara'ya geldiğinde uğrayabileceği bir kapısı olduğunu bilsin. Biz o konuda desteğimizi her zaman için devam ettireceğiz. Hatta çalışmalarımız biraz da maddiyata dönüşsün diye çalışmalarımız oluyor inşallah geldiğin zamanlarda. Onu maddi olarak dönüşür, pazara katkısı olur. Biz bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani sizlerden Ankara'daki temsilcili olarak bir ricamız var. Pazarı en az bizim kadar sevmenizi istiyorum. Bunu niye söylüyorum? Biz orada şöyle görüyoruz. Sanki pazardaki halk, pazardaki yöneticiler pazarı sevmiyormuş gibi gözüküyor. Bunu nasıl yapacağını siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Buna bir katkı sağlayın. Biz de öyle görelim. Yaşar kardeşim. Adamın oğlusu yani her zamanda. Siz 10 plana çıkmak için gurbetçiyle böyle bir görüntü var. Pazar sporu sevmiyorum, pazar dediğim böyle bir
Yok ya. Oradaki görüntüyü söylüyor. Biz sevmezsek zaten. Algıdan bahsediyor. Biz sevmezsek pazarsız koruyu biz sevmezsek siz zaten olmazsınız. Elbette. Algıdan bahsediyor. Yalnız siz yöneticileri bireysel olarak değil. Bizi ikinci plana atmayın. Hayır. Siz bireysel olarak değil. Toplum olarak. Pazarı yine pazarı sizler sevdireceksiniz. Bizleri oradan biri sevdirecek halimiz yok. Yine sizlere iş düşüyor. Onu vurgulamak için söyledim. Biraz da keskin söyledim ki siz de... Biz olmazsak zaten pazar sıfır olmaz. Ne kadar gurbetçi olsaydınız, ne kadar katkınız olsa dahi ayaktan tutan biziz. Ya bizim zaten katkımız oluyor. Yoksa siz, sizin varlığınız var. Aynı şeyler. Tabii gurbetçi olarak... Siz gurbetçi olarak pazarı da tabii evde... İki senede, senede bir geliyorsun, gözde olacak. Biz yıllardan beri gördük, gözdoydu biz yani, anlatabildim ama bu demek işte onun demek istiyor. Onun demek değildir ki, pazar sporu veya pazarı ilk dukalanına gelmez ya. Aynen. Biz sevdiğimiz için zaten pazardayız. Sevmezsen biz de gurbetçiyoruz. Onu söylüyor ama, Duran dayı da. Aynen onu vurgulamak için söyledim. O farkındalığı yaratabilmek için söyledim zaten. Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı'nın çok değerli siyasi parti genel başkanımız, sivil toplum örgütü başkanları, Ankaralılar Dernek Başkanı, pazarlı sporlu hemşehrilerim, hepinizi öncelikle saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Arkadaşlar, ben pazar sporun genel sekreteriyim, Mehmet Engin adım. Pazar sporumuzun maddi durumuyla ilgili sizi bir parça bilgilendirmek isterim. Değerli hemşehriler, iki tane sporcu sattık. Takriben 125 bin lira ki 25'i veresiye olmak üzere 100 bin lira para aldık. Bunun karşılığında takriben 8-10 tane sporcu aldık. Aldığımız sporcuların karşılığı maddi değeri 1 trilyona yakın, bir kısmını ödedik. Personelimizin, çalışan personelin 3-5 aylık maaşı durmuş, ödenmemişti. Bir kısmı ödendi. Çok acil olan bazı şeyleri, ödemeleri yaptık. Sayın kulüp başkanımızın da şahsi çabaları ve kendi katkılarıyla böyle kör topal gitmekteyiz. Şimdi sevgili hemşerilerim, yani takımımız Arhavi'de bir 10 günlük kamp yaptı. Oradan Çayeli'ne geçti. Bir 10 günde orada kamp yaptıktan sonra dün itibariyle takımımız Erzurum'da, şu anda Erzurum'da kampta. Hayırlısıyla kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Ama arkadaşlar, bizim takımı taşıyacak aracımız yok. Yani bir otobüse çok acil ihtiyacımız var. Yani Rize Spor'dan başkanımızın rica minnet işte bir otobüs temin etmesiyle takımı gönderdik. Geri gelirken nasıl gelecek takım diye düşünüyoruz. Yani çok sıkıntılarımız var. Şimdi arkadaşlar, ben emekli bir memurum, yaşlı ve hasta bir adamım, yetimim, anam yok, babam yok, aşağı yukarı 40 yıldır da el kızıyla yatıyorum. Ama buna rağmen ben bu otobüs için kampanyayı başlatıyorum ve 1000 lira bağış ediyorum. Yolda bağış yapmak isteyen arkadaşların bağışlarını bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Meltem Banko, Ankara'da Pazarlar Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Pazar sporumuzu tabii ki hepimiz çok seviyoruz. Ancak ben tabii burada herkesi dinledim. Şöyle bir düşüncem var değerli büyüklerim. Taşıma su ile değirmen dönmez diye düşünüyorum. Ve bizim pazar sporla ilgili yapmamız gereken en önemli şey altyapı yatırımı. Yani bizim burada yetenekli çocukları yetiştirip bunları büyük kulüplere satmamız gerekiyor. Aksi halde hiçbir zaman biz bu pazar sporu büyütemeyiz. Bugün tamam hepimiz beşer onar bin lira veririz. Ama hep böyle biz
varlığımızı sürdüremeyiz. Dolayısıyla bizim köy köy dolaşıp yetenekli gençleri bulup çıkartıp eğitip bunları Rize Spor'a, Trabzon Spor'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a satmamız gerekiyor. Bizim tek kurtuluşumuz bu. Hani diyoruz ya üretime dayalı ekonomi diye. İşte üretim. Biz aslında bacasız bir fabrikayız. Çok da güzel yetenekli gençlerimiz var. Köylerde birçok çocuk top oynuyor, şey yapıyor. Bizim bunları tek tek tespit etmemiz gerekiyor ve bu çocukları yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bugün tabii ki bağış toplarız, bugün otobüs alırız. Sadece bu da yetmiyor. Pazar spora kaynak sağlayacak bir iki tesis de gerekiyor. Mesela burası muhteşem bir yer. Burada kampanyalar düzenleyeceğiz, brunchlar, kadınlar günlerini burada yapacak. Buradan da ayrı bir gelir elde edeceğiz. Dolayısıyla bizim sürdürülebilir gelir kaynağına ihtiyacımız var. Çok sıkışıldığı zaman kampanya yapılır. Zengin, varlıklı hemşehriler yatırım yaparlar. Ama bu her zaman olmaz. Her zaman biz bu şekilde yaparsak biz bu takımı ilelebet muhafaza edemeyiz. Dolayısıyla bizim ivedi olarak para kaynağına ihtiyacımız var. Yetenekli gençleri bulmaya ihtiyacımız var diyorum. Hepimiz pazarı, memleketimizi, pazar sporumuzu çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstediğimiz gerçekten altyapı konusuydu ama altyapı için de tesis lazım. Bunun için de ben hayalimizdi. Ben 15 sene yönetimde kaldım. Hemşin yolu üzerindeki arazimiz belli bir yere kadar geldi. Belediye spor kapanmasın. Biz onu belediye spora devredelim. Belediye spor, belediyenin de şey altyapıları geliştirmektir. Buraya güzel bir tesis yapmadığımız sürece, altyapımız olmadığı sürece yetiştiremeyiz. Geçmiş yıllarda biz Rizvan diye bir oyuncu vardı bilmezsiniz. Biz İstanbul Spor'a onu sattık. 2 sene onun parasıyla geçindik. 2 sene. Ama işte maalesef en büyük sıkıntımız altyapı sayın başkanım. Burasını aslında şöyle bir şey de var. Biz Gençlik Spor Bakanlığı'yla da görüşerek Gençlik Spor Bakanlığı oraya bir eğitim ve kamp tesisi de yapabilir. Yani o pazar spora devredilmiş diye bir arazi değil. Onun için ben gidince bakandan bir randevu alıp projemizi sunacağız. 2020 yılı programına, bütçe programına alınarak da yapılabilir. Oranın mutlaka canlandırılması lazım. Eğer biz o ayak yapıyı canlandıramazsak gidip işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den 200 bin lira oyuncu verip buraya getiremiyoruz. Bir de gençler 20 yaşındaki bir genç getiriyorsun pazara düşüyor yani. Ve sosyal aktivitesi yok, bir şeysi yok. Bu insanlar burada bir arada tutmak zor. Ama sen 200 bin lira verdiğin halde gelmiyor. 50 bin lira Ankara'da biri verince gidip orada oynayabiliyor. O nedenle altyapıyı bir an evvel güçlendirmemiz ve bulmamız lazım. Burada da işte belediye ve sivil toplum örgütlerine buraya düşüyor. Yani burayı nasıl yapabiliriz, ne edebiliriz? Bunu bir projelendirelim, teşekkür ederim. Bir daha bir şey söyle bak. Başkanım gerçekten şu anda siyasette bu bölgenin en güçlü insanıdır. Evet. 3 dönem tek başına seçilebilen bir başkan yoktur. Başkan bunun için ağırlığını biraz hissettir. Aynen öyle. Açık söylüyorum yani. Ha. Aynen. Yani ne bileydim ya. Herkese başkanımız diyorum. Başkan gaza gelme. Başkanım gaza gelme. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Her şey söylendi tabii. Böyle bir şeyde bizim söyleyeceklerimiz de. Herkesin tekrar bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice bayramlara diyorum. Bu güzel birlik beraberlik kampanyasını düzenleyen Pazarspor Başkanımız Mustafa Taşkın ve yönetim kurulundaki arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik beraberliğin yıllarca önceden devam ettiği gibi devam etmesini diliyorum. Bu birlik beraberlik devam ettiği sürece de zaten Pazarspor layık olduğu yerlere her zaman inşallah gelecektir. Evet. Elimizden geldiği kadar her zaman destek olduk. Bazen anlaşılamadık, bazen anlaşıldık. Bütçemizin yettiği şartlarda. Bahattin abimiz de biraz önce bahsetti. Yani o tesisin, şu anda tesis değil ama yani o arazinin kazanılmasında gerçekten yok olan bir arazinin, ortada olmayan bir araziyi ortaya çıkardık böyle bir şeyde. Ve belediyenin üyesinde olan bir araziyi de Pazarspor'a verdik. Burada diğer arkadaşlar da bahsettiler. Pazarspor'un çok başarılı olduğu zamanlar her zaman altyapıya önem verdiği zamanlardır böyle bir şeyde. Diğer türlü tabii taşıma suyuyla değirmen dönmez. İnşallah Bahattin abi de söyledi. Biz de destek olacağız.
Sayın Bakanımız da orada büyük katkıları vardır. Yani tamamen olmayan bir araziye belki bilmeyeniniz vardır. Yani trilyonlar üzerinde şey yaparak desteği o araziyi normal arazi pozisyonuna getirdi. Esas zor kısım tamamlandı. İnşallah üst kısımdaki tesisleri de bir an önce bizim de gayretlerimizle inşallah şey yaparsa Pazarspor daha ileriki dönemlerde çok daha iyi yerlere gelecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzde başlayacak ligde de Pazarspor'umuza üstün başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Gerek yok, sağ olsun. Bu sene kampa başlarken direkt gireyim olaya. Grubu aldığımızda sıkıntılarımız var dedim. İAŞ hiç olmasa İAŞ bedelimizi başkanım karşılarsan dedim. Çok sağ olsun. Belediye kaynaklarından Mehmet ve Hasan Belatar arkadaşımızın da katkılarıyla başkanımızın da talimatıyla mesela bu İAŞ'yi bile bize vermesi sporcular biliyorsunuz 30 tane sporcu 3 oyun yemek yiyor yani bir külfiye. O bile bize çok büyük bir destek oldu. Yani desteğin ufak küçüğü olmaz. Şimdi bizim bu bugünkü burada aslında bayramlaşma herkesi tekrar bayramını kutluyorum. Bizim böyle bir maddi bir taleple bu toplantıyı yapmadık. İnsanların özgürce kendileri o yapabilirler. Ben herkesten zaten olabilecek bir şey zaten istemekte hiç çekinmem. Herkesin de zamanı geldiği zaman kapısını çalarım. Ama burada önemli olan insan tanımak çok önemli bir şey. Çevre edinimi ben her zaman derim ki yöneticinin veya bir iş adamının cepten para vermesi kulüplere iyi bir şey değil. Bir yere kadar verebilirsin. Bir yerden sonra dediğiniz gibi kulüplerin kendi gelirlerini sağlaması lazım. İnsan kaynakları burada çok önemli. Şimdi Alper Başkanım ne dedi? Çevremiz var dedi. Oradan o çevrelerde yararlanmamız lazım. Geçen Meltem Yenim'le Ankara'daki bir görüşmemizde şunu söyledi. Benim bir arkadaşım dedi federasyonda, takim kurulunda arada avukat olarak başladı. İşte çok önemli bir olay mesela. Orada bize gelen cezalardan olsun, bilmem nereden olsun, dünya bize katkı sağlayabilir. Yani her insan, herkes birine ulaşabilir. Önemli olan bu. Yoksa cepten para vermeyle, bir yerden para vermeyle ben bunun karşı olan bir insan. Ama önemli olan Pazarspor'un sevgisiyle, Pazarspor'a tanıdıklarımız vasıtasıyla. Şimdi Çaykur'da bir işimiz oldu. Turan dayı sana gelebileceğim. Çaykur'da şu işimiz var. Şunu ne halledebilirim? Emniyette bir işimiz var. Ekrem abi ne yapabiliriz? Gideriz. Yani bu tip görev dağılımı yaparsak hepimiz, yani hepimiz kendi çevre, herkes kendi, bir defa şunu bilin. Herkes kendi çevresinde etkilidir. Herkes kendi çevresindeki insanları Pazarspor'a kanale edebilirse problemlerimizle ileride, şimdi belki yoktur ama ileride problemlerimiz muhakkak olacaktır. Ve biz bunları rahatlıkla size iletip siz de bu problemleri rahatlıkla dile getirebildiğinizde bir şekilde yoluna girer. Şimdi Pazarspor her şeye rağmen şunu söyleyebiliriz. Biz 30 yıllık profesyonel liglerdeyiz. Bir futbol kültürü oluşturmuşuz bu pazarda. Yani bu kolay bir şey değil. Tecrübe ederiz yani. Şimdi ben telefonu kaldırdığımda Türkiye'nin her tarafında ya sporcumuz vardır, ya hocalık yapmış bir insanımız vardır, ya bilmem yöneticilik yapmış. Yani Türkiye'nin her tarafında futbol camiasında tanıdığımız insanlar var. Mesela takım kurarken de aynı şekillerden faydalanıyoruz. Ve bu 30 yılın bir tecrübesi, bu tip şeylerde Pazarspor olarak yine ayakta kalacak bir takım her zaman için yaparız. Ama hedefimiz yukarılara çıkmaksa dediğiniz gibi altyapı olmazsa olmaz. Aynı şimdi Bahattin Başkan çok güzel bir şey söyledi. Belediyeyi falan kapatmayalım. Şimdi orada bir yerimiz var. Pazarspor'a tahsis edilmiş. 4-5 senedir kira veriyoruz. Hiçbir şekilde başlayamadık. Mesela onun bizim Hüseyin Başkan da biraz bazı şeyi bilmiyor. Nasıl diyeyim size, ticaretin İAŞ'sini bilmiyor. Önüne dedik, dereden set çekelim dedik. 60 bin lira masraf ettik oraya. Zaten doğru dürüst yapmadı, o duvar kırıldı. Ama şimdi DSE'nin bir programı var, o dere zaten kanala alınıyor şu anda. Yani şu anda tam altına kadar geldi. DSE'den rica etsek desek ki, şimdi oradan başlayın. Çünkü bölüm bölüm ihtiyaca göre önemli olan yerlere yapabiliyorlar. Desek ki, şimdi o stadın olduğu yerden başlayın desek, bizim en az 150 bin liralık bir işimizi devlet zaten yapacağı iş olarak. Şu anda yapmış olacak. Yani oraya dediğimiz gibi o tesisi, altyapı tesisi yerleştirebilirsek, şimdi bakın,
Şimdi altyapı dediğiniz zaman tesis olmazsa olmaz şart. Şimdi biz Sunni sahada Çin'de, Sunni Çin'de idman yaptırıyoruz. Çin sahada maç yapıyoruz. Olmaz. Bu futbola aykırı bir şey. Muhakkak ve muhakkak genç çocuklarımızın Çin sahada idman etmesi lazım. Kalite. Gerçekten pazarda bakın ben 30 senedir bu işe için çok kaliteli çocuklar. Çok yetenekli sporcular. Ama şu yok bakın bir şey, şunu değil. Mesela futbol kültürü olarak futbolcu olacağım diye göze bakan da bizim gençlere o halen daha o şeyi veremedi. Mesela Trabzonlu gençler vardır. Buraya gelirler bazen ararım genç çocuklar Trabzon'da. Ama orada Trabzon'da öyle bir futbol kültürü olmuş ki. Çocuk ben futbolcu olacağım diyor. En ufak bir şeyden küsmüyor. Kapıdan kovarsın bacadan gidiyor. Ben topçu olacağım diyor. Ama bizim pazarın maalesef gençleri biraz çok gururluyuz. Bizde çekmiş herhalde. En ufak bir olay olduğu zaman ben bırakıyorum diyor, gidiyorum diyor, küsüyor. Halbuki çok örnekleri var biliyorsunuz. 5 sene yedek kalıp Ali diye bir sporcumuz vardı, Ali Bıçakçı. 5 sene yedek kaldı, genç takımda kaldı. Daha sonra Malatya Süper Lig'lere gitti. Yani ama burada da şu oluyor yani bir sene top oynamayınca sanki işte ailesini ne yapacak? Şimdi Pazarspor'un en büyük handikapı o. Gençleri alıyoruz pazardan. Yeterli görmüyor hoca veya şu anda yeterli değil. İlk işi eve gittiği zaman oğlum seni kadroya niye almadı dediği zaman babası hoca beni istemedi diyor. Yani hiç şunu demiyor. Ya ben yeterli çalışmadım. Futbolculuk dünyanın en zor mesleği. Herkes bunu top oynamak olarak bakabilir ama en zor mesleğidir. Bunu her şeyinden ödün vereceksin. Bunu yapmıyor bizim gençler maalesef. Ama eve gittiği zaman da beni yönetimden istemediler veya hoca istemedi. Pazarlı olduğum için istemedi. Şimdi az önce dediği Ali Bey, bu direnci kırmamız lazım. Bu maalesef var, görüyorum ben her yerde. Şimdi seçmeleri alıyorsun veya altyapıdan şu anda 6-7 tane sporcu aldık. Ama bunu 3-4 tane hoca bıraktı, yeterli değil çünkü, olmayabilirdi. Ama ne diyorlar şimdi gittiğimiz zaman? Hoca istemedi bizi. Bakın, bizim için en ideal sporcu yerli sporcudur. Yani bak para için dileniyoruz burada bazı yerlerde. Şimdi yerli bir sporcu burada benim oynatmam demek. Hem maddi olarak %70 daha az para vermem demek. Hem de onu ileride satıp bir de para kazanmam demek. Yani bunu hiç kimse kendi bacağına kurşun sıkmaz. Yani ama bu algı maalesef pazarda var. Bu algıyı atmamız gerekiyor. Önemli olan pazar sporda yetenekli gençler. Herkesi de alamazsınız. Yani ama şunu velilerden şunu ben rica ediyordum her zaman. Çocuklarınızı altyapıya gönderin. İlle futbolcu olması önemli değil. Ama futbol kültürüyle büyüsün. En azından sigarası olmaz, kahvesi olmaz, içkisi olmaz. O kültürde büyür. O şekilde yetişir. Bu pazarda biliyorsunuz sosyal etkili gençler için o 15-16 yaşında bir çocuğun enerjisini atması lazım. Yani sporun aracında nerede atabilir? Başka yerlere gidecek. Yani burada pazar sporu aslında bir okul olarak görmek lazım. Gençlerimizin nefsini tedavi ettiği bir okul olarak görmemiz gerekiyor. Yani enerjisini doğru kanallara yayabileceği bir okul olarak görmemiz lazım. Bu şekilde bakmamız lazım. Ha burada biz yönetim olarak veya ben başkan olarak pazar sporda eksikliklerimiz olamaz mı? Olur. Şaşar beşer bir Allah'tır yani. Hepimizin hatası olabilir. Ama bunu ben şimdi bu artık pazardan idare ediyoruz. Kulüp başkanıyım. Ben de pazardayım. Ya hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Bu gayet normal gelirsin ya kardeşim. Şu şöyle, şunu yanlış yaptınız. Biz de gerekçesini anlarız. Belki yanlış yapmışızdır gerçekten. Ne olduğunu biliriz. Biz de kendimizi düzeltiriz. Yani bu tip şeylerde ön yargılı olmadan hep beraber Mehmet abi çok güzel bir şey söyledi. Bir kampanya başlattı. Ona ben de 5000 lirayla destek veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle diyorum. Gerçekten bir kısa otobüs lazım. O çok da maliyet yüksek bir şey değil. Ha bu arada senin adına Murat'ın da 5000 lira sözünü almışım. Evet. 5-50 bin lira civarında. Bakın. Kıran kararından 5000. Ne? Yok ben yönetici arkadaşımlarız. Alacağım da. Şimdi kısa burada kısa mesafede Trabzon'a gidiyoruz, kampa gidiyoruz. Gerçekten arabamız yok. Minibüsçü arkadaşlar çok sağ olsunlar. Herkese borç takmaktan artık bizim yüzümüz kızarmaya başladı.
Hani kulüpte olmuyor para ama bir kısa otobüs bulursana burada böyle bir kulübe tabii yansıtmadan ufak tefek 3 ay bir nevi kampanyayı bunu da daha ileride şimdi bugün değil ama bunu devam edeceğiz. Bir araba alacağım kulübe. Şimdi burada biliyorsunuz bir tesis yapıyoruz. İdare binamız vardı. Buradaki tesislerimizden kira gelirlerimizi yükseltiyoruz. En önemlisi o. Çünkü yani pazar sporu dediğiniz zaman şu bu bölge hep pazar sporuydu ama burada kira gelirlerimiz fazla değil. Bunları rehabilite etmek zorundayız. Artık biz buradayız. Yani önce şimdi birinden para istemek için önce diyecek ki sen gelirlerini gayet normal bana gelirlerini elde edebiliyor musun diye soracaksın. Biz öncelikle kendi gelirlerimizi yükseltmek için uğraşıyoruz. Ve bunda bayağı yol kat ettik. Daha da devam edeceğiz. Daha da kat etmeye devam edeceğiz. Ama aşamadığımız konular olduğu zaman da siz hemşerilerimize geleceğiz. Hep beraber ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kalınca kararınca ikili ilişkilerimizle inşallah pazar sporu ben şunu söyleyeyim bakın. Pazar spor birinci Süper Lig'de top oynamaz ama pazar sporu ikinci lig yakışır. Bak bunu inanın gerçekten kaldıracak bir potansiyeli var. Ha bu bu seneden başlayacak bir olay değildir. Bir senelik bir olay hemen bir takım yapıp şampiyon olamazsınız. Ama şimdiden başlayıp ona göre genç bir takım koyup bu takımları bir arada oynatıp iyi bir jenerasyon yakalamak gerekiyor. Bu jenerasyonu pazar dönüm dönüm yakalamıştır. Biz şampiyon olduğumuz ikinci sene 16 tane altyapı sporcularımız vardı. Öyle bir jenerasyon muhakkak ki yakalayacağız. Belki bu dönem olur ama belki bir dahaki dönem olur. Bir jenerasyon daha muhakkak yakalayacağız. İşte o jenerasyonu yakaladığımızda bizim hazır olmamız lazım. Bunun için yani altyapı dediğiniz gibi çok önemli. Ama dediğim gibi kulüp bizim yanlışlıklarımız olabilir. Hiç kimse onun yargılı olmasın. Hatalarımızı bize söyleyebilirsiniz. Biz hata yapmış olabiliriz. O bizim işimiz. O kadar doğru düzgünce diyeceksin bak bunumuz da yanlış yaptın diyeceksiniz ki biz de kendimize çeki düzen vereceğiz. Tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.